Hepinize merhabalar ve Fırça TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle çılgınca bir şey yapacağız. Biliyorsunuz ki bu birkaç yıldır kripto para kimsenin ağzında düşmüyor. Dünyada ve özellikle Türkiye'de bu çok popüler. İçimini buradan sağlayanlar var, parayı buraya kaptıranı var. Ne olduğu belirsiz bir ekonomik düzen. Benim eski üniversitedeki arkadaşlar da bununla uğraşıyordu. Benim öyle hep bir kulağım onlardaydı. Bu nedir bu kripto para, madencilik falan filan. Sonra alım satım işlerini keşfettim. Ve bugün sizlerle de bir deney yapacağız. Elimde 1000 lira var. Ve rastgele coin alacağız. Ve abuk subuk ne varsa. Ve bu aldığım coinler ile 1. gün, 7. gün ve 30. gün sonunda ne kadar kazanç elde ettiğimi göstereceğim. Hep birlikte deneyeceğiz. Deney amaçlı alım satım olmayacak. Yani yüksek ihtimalle bir 300-400 lira kaybedeceğim. Normalde hep aktif olmak gerekiyor. İşe düşüyor mu, artıyor mu, ne zaman satmalı. Bu videoda bir stratejik bir şey vermeyeceğim. Strateji yok bu videoda. Sakın ha benim yaptıklarımı yapmayın. Sadece bu arayüzü bir tanıyın dedim. Binance sitesini kullanacağız. Dünyadaki en popüler kripto alım satım yeri. Çin'e ilk önce 1000 lirayı Binance TR'ye yatırıyorum. Ondan sonra da Tether alıyorum. Bu bildiğin kriptonun doları aslında. Hiç değişmiyor. Ne olursa olsun dolar ile aynı. Ondan sonra aldığım bu USDT'yi Global Binance'e atıyorum. Niye atıyorum derseniz, oradaki altcoin sayısı kat kat daha fazla Binance TR'ye göre. Diyeceksiniz niye parayı o zaman direkt Binance Global'e atmıyorsun? Zaten parayı çekmek istiyorsanız Binance TR'yi kullanmak zorundasınız. Eğer hala üyeliğiniz yoksa Binance TR'ye ve %10 komisyon indirimi almak istiyorsanız videonun altındaki linke tıklayıp üyeliğinizi oluşturun. O indirim de sizin hesabınızda sonsuza dek kalacak. Neden Binance? Çünkü 100 milyon kullanıcısı var dünyada. En popüler kripto alım satım yeri diyebiliriz. Şuradan alanlara tıklıyorum. Zones. İngilizce de öğrenen az. Gördüğünüz gibi burada en popüler Bitcoin ve bütün altcoinler mevcut. Şimdi benim amacım elimdeki 1000 lirayla olabildiğince fazla abuk subuk altcoin almakta. Fakat Binance'de şöyle bir şey var ki eğer bir coin almak istiyorsanız minimum 10 dolar harcamak zorundasınız. Ve bu da elimdeki parayla en fazla 12 ya da 13 coin alabildiğimi gösteriyor. Şimdi rastgele bu coinleri seçelim. Aldım. Bitcoin aldık şimdi. Tekrar markete gidelim. Bitcoin'i deneme için alıyorum zaten. Elon Musk tweet attıktan sonra bayağı bir düştü. Düşüşe başladı. Sadece bu deneyin sonunda Bitcoin ne olacak onu merak ediyorum. Ada alsam mı ya? Yok. Dogecoin alalım. AV diye bir şey var. Evet, bu da bayağı bir arttı. %20 artmış. Tren olabilir. Sadece meraktan alıyorum. 10 dolara bundan alalım. Evet, bundan da alalım. SNX. Bu da ne olduğu belli olmayan bir şey. Ama güzel bir artış var gibi. Bunu bir 30 gün tutacağım elimde. Bakalım ne olacak. Market. 10 dolara yapıştırıyoruz. Ondan da aldık. Cake. Aldım gitti. Bu coinler öyle bir şey ki yani ben kendi kanalımın coinini bile çıkarabilirim. Fırça coin diye. Acaba Bitcoin'i geçer mi? Değişik değişik altcoinler var. Yüzlerce. Bake. Donut şeklinde. Şunun rengi çok hoşuma gitti. Bundan mı alsam? Bakalım düşüşte mi artışta mı? Bu da çok garip gidiyor. Yılan gibi gidiyor. Badger. Ne bu Badger? Porsuğun bile coinini çıkarmışlar. Düşünün yani. Dediğim gibi her şeyin coin'i çıkabilir. Kendi isminizin bile çıkabilir. Burger coin. Bu da çok iyiymiş. Love potion. Aşk eliksiri. Flamingo. Bir hayvan daha çıktı. Şimdi bunlardan eleme yapacağım tabii. Sadece 4 tane seçmem gerekiyor. Şu an sadece en komiklerine bakıyoruz. Futbol takımı bile var. Bunu da alıyorum abi.
En absürdü hangisi? En absürdü. Sparta var. Haydi. Evet. Listenin sonuna ulaştık. Ha, Madrid'in de var. Atletico Madrid. Hadi alıyorum. Senden de 10 tane alıyorum. Barcelona'dan da aldım. Abicim burger ne ya? Bundan kim alır ki? Benim gibi aç insan alır. Ha, bu rengi güzel olan. Evet, bundan almak istiyorum aslında. 2020'de çıkmış. Böyle tıklayınca bilgilerin çıkması güzel aslında. Böyle tıkladım. Burger de 2020'de kurulmuş. Bu yeni bayağı. Bu tam troll şeyi ya. Bu ne ya? Pokemon inspired. Hepsi Ethereum üzerine kurulu. Baksana şuna. Aldım gitti. Aldım gitti. Aldım. Tamamdır. Resmi olarak bitti arkadaşlar. 1000 lirayı tamamladık, hatta hafif geçtik de. Evet, ve elimizdeki parayla 12 tane coin aldıktan sonra böyle bir grafik yaptım. Gördüğünüz gibi burada 24 saat sonraki yüzdelik değişim. Kazanç ve kayıplarım bunlar. Aldıklarımın yarısı şu an bana kazanç yaptı. Ama diğer yarısı da kaybettirdi. Bana en çok kazandıran %25 ile Matic coin oldu. En çok kaybettiren de -7 ile Doge coin oldu. Ve şimdi de 7. günün sonundayız. Gördüğünüz gibi hiç olumlu sonuç yok. 200-300 lira. Dediğim gibi kaybımız oldu. Kripto böyle bir şey. Durmadan alım satım yapmazsanız şansınıza göre zarara girme ihtimaliniz var. 30 gün sonra ne olacağını öğrenmek isterseniz videoya like atın. Onu da gösteririm. O da bir sonraki videoya kaldı. Ve bu işin sonunda beni en az zarara uğratan Matic coin oldu. -%4. Bunda böyle bir sitesi varmış. Vallahi neler dönüyor dünyada. Ama işin komik kısmı ise, eğer coinleri 6 gün sonra alsaymışım, şöyle bir grafik var. Şu an biz çöküşe denk geldik tabi. Ama şu an %10 artıyor, yani hepsi artıyor. Matic mesela 24 saatte %24 arttı. Şu an sayfa yemyeşil. Hiç azalan coin yok neredeyse. Demek ki eğer şimdi girerseniz Binance'e bir kazanç elde etme söz konusu var. Ne diyeceğim? Allah belanı versin, Elon Musk diyeceğim. Ne diyeyim başka? Tabii bunun matematiğini yapabilirsiniz. Eğer 10 bin lira yatırmış olsaydım 2000-3 bin lira civarı bir zararım olacaktı. 100 bin yatırsaydım 20 bin, 30 bin. Bu tabii normal bir şey, çünkü alım satım yapmadık. Normalde şu ani düşmeye başladığı anda satmak lazım parayı kurtarabilmek için. Ha, tabii bu deney videosu olduğu için benim maksadım hangi coin ne kadar artacak, ne kadar düşecek onu görmekte. Demek ki böyle bir şeymiş. Elon Musk ne alaka diyeceksiniz. Şimdi bu Bitcoin mining yok ekolojiye zarar veriyormuş dediği anda Bitcoin aşağı düşmeye başladı ve bütün altcoinler de bundan etkilendi. Böyle garip bir olayı var coinlerin. Bu herif ne derse ya yükseliyor ya azalıyor. Tabii şimdi az önce gösterdim. Yükselmeye başladı coinler ve bu işe girmek için herhalde en uygun zaman bu. Şu an çöküşten hepsi yükseliyor. Tabii bu videoyu yüklediğim sırada tekrar düşmeye de başlayabilir. Hiç sabit olmayan bir şey. Denemek isterseniz alttaki linkten üye olabilirsiniz. Ve ayrıca kripto marketteki bu yükseliş ve düşüşleri takip etmek için de telefonunuza uygulama indirebilirsiniz. Ben CoinGecko ve CryptoMarketCap uygulamalarını kullandım. Arayüzleri çok hoş ve rahatlıkla istediğiniz coinleri favorilerinize ekleyip takip edebilirsiniz. Kazanç olsaydı bu parayı nasıl tekrar bankaya alabilirdim? Bütün coinleri Bitcoin'e ya da Tether'e çevirip onu da Binance TR'ye atarak liraya çevirdikten sonra bankama atabilirdim. İşte tabii şu an deney videosu olduğu için öyle bir şey yapmayacağım. Ama siz de bu kripto para işine girmek istiyorsanız ve Binance TR hesabınız yoksa
%10 komisyon indirimi almak için aşağıdaki linke tıklayıp Binance TR'ye üye olabilirsiniz. Ve bu indirim de sonsuza dek sizin hesabınızda kalmış olacak. Benden bu kadar. Eğer 30. gün sonunda ne olacağını görmek isterseniz videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.